Herkese merhaba. Yeniden beraberiz. Bugünkü videomuzda um, im ve am edatlarını Almanca'da nerelerde kullanıyoruz? Aralarındaki fark neler? Onları beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen birinci edatımızla başlayalım. Um propozisyonu arkadaşlar, edatı Beştim ve yani Spesifik belirli bir zamanı, belirli bir saati e, belirtirken cümle içerisinde başına um koyuyoruz arkadaşlar. Yani ihtefe mağya um e, aksin u şeklinde saat e, akşam e, 6'da mahiya ile buluşuyorum demek için burada um işte um fi'sin u um noyn u şeklinde belirli bir zaman tam bir zamandan saatten bahsederken um propozisyonunu edatını kullanıyoruz. Bir diğeri im propozisyonunu bunu nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Bunlar monat, un sait Yani aylar ve mevsimlerden bahsederken aylar ve mevsimleri cümle içerisinde kullanırken bir zaman olarak bunu kullanırken im ile bunları kullanıyoruz yani ihabe im gebustak. gebuustak işte benim mart ayında doğum günüm var gibi burada gördüğünüz gibi meas bir monat yani ay olduğu için mart ayı dediğimiz için başında im kullandık veya veya fağın im zome nah österay biz işte yaz ayında Avusturya'ya gideceğiz gidiyoruz gibi ee, bir e, cümle içerisinde yine bir mevsimden bahsettiğimiz için zom'e yani yaz mevsimi dediğimiz için başında yine im kullanıyoruz arkadaşlar. Son e, edatımız am. Bunu nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Wochen Tag und Datum. Yani hafta gün haftanın günlerinde, spesifik belirli günlerden veya belirli tarihlerden bahsederken am propozisyonunu edatını kullanıyoruz. Yani am montak gehe ich ins kino. Pazartesi e, sinemaya gidiyorum gibi. E, burada gördüğünüz gibi montak e, zaman zarfı başa geldiği için am montak ile bunu edatla neteliyoruz. Veya ich habe am 5. Juli gebustak. Yani Temmuz'un 5'inde e, doğum günüm var Evet arkadaşlar Zuzam'ın Fasung yani özet anlattığımız konunun bir özeti. Um beştim mezait dediğimiz e, kesin zamanlardan kesin saatlerden bahsederken bunu kullanıyoruz. Yani um acht uo um neunzin uo gibi. Im e, edatını aylar ve mevsimlerden bahsederken im yuli, im yanua, im frühling, im herbst şeklinde ifade ediyorduk. Ve son olarak da am propozisyonumuzu, edatımızı wochen tak und Datum, yani haftanın günlerinde ve e, belirli spesifik e, tarihlerden bahsederken işte am 15 e, august, am dienstag salı günü veya Ağustos'un 5'i gibi e, belirli tarihlerden bahsederken de bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Özetimizi de tamamladık. House of Gabe ödevimiz yani burada ödevimizde um, am ya da im propozisyonu ile, ile boş bırakılan yerleri tamamlayarak e, bu cümleleri videonun sonundaki yorum bölümüne yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Birinci sorumuzda işte Leyla kommt boşluk. Zipsin e, wo Nacht hause. İkinci sorumuz boşluk. Donnerstag gehen wir einkaufen. E, üçüncü sorumuzda da manchmal schneit es. E, boşluk winter in Deutschland. İşte bazen e, kış ayında Almanya'da kar yağar. İkinci sorumuzda işte e, Perşembe günü alışverişe gidiyoruz. E, birinci sorumuzda da Leyla e, saat 17:00'da eve geliyor gibi e, bir cümle. Burada dediğim gibi um, am ve e, im e, edatlarını boş bırakılan yerlere doldurarak videonun yorum bölümüne yazmanızı istiyorum ödev kapsamında videomuz burada sona erdi arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim butonunu açıp yeni videolarımızdan haberdar olmayı unutmayalım hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın görüşmek üzere.